Bu içerik aslında biraz timing dışı bir içerik. Çünkü önümüzdeki içeriği hazırlarken dedim ki niye o kadar bekliyorum ki? Daha önceki içeriğimde size söylemiştim değil mi? Üç tane ücretli program kullanıyorum diye. Ben de dedim ki beni izleyenlere biraz biraz o programları tanıtayım. Buna neden yapma ihtiyacı duydum? Çok basit bir sebepten dolayı. Profesyonel fotoğrafçıların aslında fotoğrafı ya da pozlamayı çok doğru kullandıklarından dolayı değil, bol çekimli ama daha sonradan da bu programlar sayesinde mucizeleri yarattıklarını göreceksiniz. Ve böylelikle aslında ürktüğünüz bu görsel sanatın o kadar da ürkülmemesi gerektiği ve yazılım sayesinde artık günümüzde her biriniz muhteşem fotoğrafçı olabilirsiniz ve inanılmaz sanat eserleri yaratabilirsiniz. Ben Erdi Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanala yeniyseniz bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla her türlü konudan bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü arzu ediyorum ki sizler de benim kadar fotoğraf sanatına... Çünkü bu bir görsel sanattır. Aşık olasınız ve keyifli zamanlar geçirirsiniz. Fotoğraf çekmek inanılmaz güzel bir duygu çünkü. Ve düşündüğünüz kadar da zorlu ya da ürkütücü bir süreç olmadığını... ...ispatlamak için ben bu kanalı aslında kurdum. Son zamanlarda da sizin ısrarınız nedeniyle biraz da videografiye değinmeye başlıyorum. Çok iddialı olduğum bir konu olmamakla beraber... Bildiğim kadarını size aktarmaya çalışıyorum ve öğrendikçe de daha da çok paylaşacağım bu bilgileri sizinle. Gerekirse de yardım alacağım bu konuda. Eğer bu konular beni ilgilendirici diyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın ki bu içerikleri bir an önce daha geniş kitlelere sizin sayenizde ulaştıralım. Şimdiden teşekkür ederim. Bugün şeyle başlamak istiyorum. Aslında benim de en keyif aldığım programlardan bir tanesi. Her ne kadar onu çok yoğunlukla kullanmıyorsam bundan birkaç sene önce... Sadece o programı kullanıyordum. Yapay zekanın ilk defa bu tür fotoğraf işleme sanatında dahil edildiği bir kavram. Bu da Skylum Software'in Luminar diye bir programı. Ben buna Luminar 4 ile başladım. 2 sene kadar mı 3 sene kadar mı Luminar 4'ü kullandım. Ve bu sene başında da onun yeni versiyonu olan Luminar AI'a geçtim. Her ikisinden de size ufak tefek örnekler vereceğim. Ve göreceksiniz ki çok da keyifli bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden hemen bilgisayara başla geçelim tamam mı? Sevgili dostlar, önümüzdeki içerik diyafram öncelikli çekmek ve sokak fotoğrafçılığı ile ilgili bir içerik olacağı için bu güneşimle beraber Galata Kulesi'nin oraya yani kule dibine gittik. Orada bir takım fotoğraflar çektik. O fotoğraflardan ben bir iki tanesini kullanıp size o fotoğraflar üzerinde Luminar AI programının ne gibi mucizeler yarattığını göstermek istiyorum. Hadi o zaman şimdi bilgisayar başına geçelim. Sevgili dostlar, Luminar 4'ü açtığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran çıkacaktır. Buradan Çalışmak istediğiniz fotoğraf dosyasını dosya olarak ilave edebilirsiniz ya da tek resim olarak ilave edebilirsiniz. Ben burada size dosya olarak ilave yapacağım. Ve bugün çektiklerimize geleceğiz ve dahil et diyeceğiz. Bunu dosyayı dahil ettikten sonra zaten folders olarak dosyaları artık burada görmeye başlayacaksınız. Buraya arzu ettiğiniz kadar buradan basarak ilave dosyalar katabilirsiniz. Burası library yani kütüphaneniz. Siz burada EDIT'e girmek istersiniz. EDIT'e girdiğiniz zaman, fotoğraflarınızı işlemeye başlayabildiğiniz noktadır. Biz bunu bir büyütelim. Şimdi gelelim şu resme mesela, bugün çektiğimiz Galata resmine. Zaten Luminar, zannediyorum ki birkaç sene içerisinde diğer programların da canını okuyacak çünkü yapay zekanın başarısını gittikçe daha da yukarıya tırmandıran bir yazılım olmaya aday gösteriyor kendini. Arzu ederseniz burada diğer programlarınızda yaptığınız gibi direkt olarak pozlamayı, kontrastı, parlak alanlarınızı ya da arzu ederseniz gölgelerinizi bile kontrol edebilirsiniz. Ama burada AI Enhance bölümü var. Buraya gelirseniz şuradaki... Ayar sizi otomatik olarak zaten Resminizi yapay zeka sayesinde düzeltecektir. Burada da bir de Sky Enhancer bölümü göreceksiniz. O da gökyüzü düzeltme. Gökyüzünü de düzelttiğiniz zaman ya da bunu biraz daha arzu ederseniz ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yani burada çok kolaylıkla abartabilirsiniz resimlerinizi. Dolayısıyla buraya çok da fazla abanmamanızı tavsiye ederim. AI Structure. Structure şey demek, e, yapı demek. Dolayısıyla da de bu resmi birazcık daha böyle açtığımız zaman ve kalkıp AI Structure'a geldiğimiz zaman AI Structure'ı bir parçacık dokunduğumuz zaman buradaki taşın detaylarının daha da yukarı çıktığını göreceksiniz. Yani bu ilginç bir program. Ve ben bir iki senede inanın bana başka hiç program kullanmadım. Bu programı kullanım sadece. Çünkü bu programa hayran kalmıştım. Luminar 4 bu program. Sonra tabii daha yeni versiyon olan Luminar AI da satın aldım. E ne yazık ki işte hamama giren terler misali. Fotoğrafçılıkta biraz daha ilerletmek istiyorsanız becerilerinizi. Ne yazık ki yazılım konusuna da para yatırmak, ekipmana para yatırmak kadar önemli olduğunu da bilmenize fayda var. Renklerini arzu ederseniz renklerle de oynayabilirsiniz. Daha önce söylemiştim değil mi? Satürasyonla pek oynamayın diye. Vibrance'ı bir parça artırarak arzu ettiğiniz ama bakın dikkat edin çok küçük çok minimal düzeltmeler yapıyorum ben. Arzu edersiniz siyah beyazla çevirebilirsiniz onu. Biz bunu yapmayalım. Çünkü renkli hali çok güzel bu resmin. Detay çoğaltıcı mesela daha da keskinleştirebilirsiniz. Bakalım. Bekleyelim. Evet. Sharpen bölümüne geldiğimiz zaman Burada daha da keskinleştirdik resmimizi. Ve bu resim inanılmaz bir resim haline geldi. Eğer ki çok yüksek ISO'larda çekiyorsanız fotoğrafınızı Denoise bölümünüzü kullanırsanız o da çok başarılı bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Landscape Enhancer. Burada eğer ki daha böyle çok puslu ama daha net bir resim almak istiyorsanız puslu bir fotoğraf çektiyseniz, Dehaze bu konuda size yardımcı olacaktır. Ki Şu anda bile inanılmaz güzel bir hale getirdi fotoğrafı. Golden Hour daha böyle sarımsı saatleri ilave edecek bir özelliğe sahiptir. Yani bu kadarla bitiyor mu zannediyorsun? Bu e, yazılım daha neler yapıyor kafayı kırdırır adama. Yemin ediyorum size. Şimdi gelelim kreatif bölümüne. Burada AI Sky Replacement var. Şimdi buraya gelelim. Sky Selection'a gelelim. Burada bir ton seçenek var ama şu andaki ışık konumuyla ilgili sanki bir gün batımına dönüştürdük buradaki renkleri. O halde bir ne yapalım? Dramatik sunset'lere bakalım. Birincisine bakalım ve bekleyelim. Ha! Şok musunuz? Ben de şokum. Beğenmediniz mi? Başka bir tane deneyelim. Bunu beğenmedim. Siz de beğenmediniz muhtemelen. Bir de buna bakalım. Bu çok doğal gelmedi mi gözünüze ya? Benim gözüme çok doğal geldi. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz bir program. Bu parasına sonuna kadar hak ediyor. Ve inanın bana profesyonel olmak ihtiyacında da dahi değilsiniz. Çok basit birkaç tuş ile bir anda bir fotoğrafı ne hale getiriyorsunuz gördünüz mü? Şimdi bakalım öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası. O yüzden ben sizlere bu içerikleri hazırlıyorum. Çünkü aslında fotoğraf çekmek kolay. Şimdi bunu kapatırsak eğer programın bir de yeni versiyonu var. Onu da bir bir elden geçirelim istiyorum size. Bunu kapatalım. Ve şunu açalım. AI'ı açalım. Bu en yeni versiyonu. Aynı fotoğraf üzerinde bir çalışma yapalım. Burada gördüğünüz gibi katalog bölümüne geldiğiniz zaman folder bölümü var burada. Folder bölümünden buraya bir OK diyelim. Galata Rowlara girelim. Add folder diyelim. Sistem burada birazcık farklılaşıyor. Enhance bölümüne gelelim. Aynı şeyi yapalım mı? Accent'i artıralım. Çok güzel. Sky hiç yani biliyorsunuz Sky değiştireceğimiz için daha doğrusu gökyüzünü değiştireceğimiz için hiç dokunmayalım. Ama ne yapalım? Structure'a dokunalım. Buna bir büyütelim. Pardon, burayı da bir büyütelim. Ha. Bekleyin. Ha, aynı işi burada yapalım. Artıralım. Süper. Burada details detaya girmek demektir. Burada da aynı şarpını %50'lere getirelim. %51'e. Ha. Gördüğünüz gibi resim zaten kendi bulmaya başladı. Landscape'e gelelim. Aynı özellikleri sahipler ya bunlar. Resmi küçültelim. Dehaze'imizi açalım. Golden Hour'ımızı açalım. Bir anda çok bambaşka bir fotoğraf haline geldi. Kreatif bölümüze mi gelelim? Burada Sky bölümü var. Sky gökyüzü demek. Burada Sky Selection'a gelelim. Ne demiştik? Dramatic Sky bir denemiştik. Hoşumuza yarı yarıya gitmişti. Bizim seçtiğimiz Dramatik Sunset 3'tü. Tekrar onu seçelim. Ve gördüğünüz gibi aynısı ya inanılacak bir şey değil arkadaşlar. Bu program yani olağanüstü ve her kuruşunu hak ediyor. Lütfen sitesine girin, takip edin. İndirimli zamanları var. Evet ucuz değil. Haklısınız ama fotoğrafçılığınızı bambaşka bir seviyeye getiriyor. Ondan sonra da yani nerede yayınlarsanız yayınlayın, kendinize saklayın, hiç önemli değil. Bambaşka sanatsal fotoğraflar haline geliyor. Bunun güzel bir tarafı ne biliyor musunuz? Boş zamanlarınızda eğer ki gökyüzü fotoğrafları çekerseniz, o gökyüzü fotoğraf kendi çektiğiniz gökyüzü fotoğraflarını da arkada kullanabiliyorsunuz. İşte arkadaşlar bu program böyle bir program. Luminar AI. Bu programın özelliklerinden bir tanesi de portre bölümü arkadaşlar. Şimdi biz bunu kapatalım. Başka bir resme gelelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, portrede bu programın yaptığını Photoshop'ta 2-3 saat ay ayırmanız lazım yapabildiğini yapmakta. Biz ne yapacağız? Önce bir tekrar enhance'e geleceğiz. Enhance'le bir artıracağız. Yüzümüzü ortaya çıkartacağız. Bununla bitse keşke. Geliyorsunuz şurada portre var, görüyor musunuz sağ tarafta? Portre'ye basın. Önce skin'e gelin. Skin deri demek. Bekleyin açılsın. Şimdi bak benim suratıma bakın. Ben 61 yaşındayım. Ama şöyle yaptığınız zaman beni bile güzelleştirdi. İnanılacak bir şey var mı? Yani bir anda 10 yaş fark etti. Yani 10 yaş değilse de 5-6 yaş fark etmiştir herhalde. Onunla da bitmiyor arkadaşlar. Burada herhangi bir skin defect varsa onları da düzeltiyor. Yani deri hatası varsa. Şimdi gelelim face'e. Feste burada suratınızdaki ışığı biraz artırabilirsiniz. Suratınızı daraltabilirsiniz. Bekleyin. Evet. Sonra eyes yani göz bölümüne gelin. Göz bölümü var ya adama kafayı sıyırtır. Şimdi çok sıkı durun. Eye enhancer bölümüne gelin. Ve buraya bakın abi. Bir anda gözlerim nare geldi. Parladı. Yetmedi değil mi? Ailesi gelelim. Orijinal diyor değil mi? Arzu ederseniz gözlerimi ben mavi yapayım. Kurt adam oldum. <laughs> Kurt adam oldum. Olmayayım. Peki tamam. Kahverengi yapayım. Arzu ederseniz yeşil yapayım. Yok be. Olmadı değil mi? Gri yapalım. Onu da yapmayalım. Hazel yapalım. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey yapmazsanız bile... Şu anda bu eye enhancer çok abartmayın tabi Bir parça dokunun. Iris ışığınıza bir parça dokunun. Bir anda gözleriniz iyice parladı. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ya ben neydim, ne oldum ya? Bakın ya. Yani ben bir dakika ben neydim, ne oldum yahu? Buydum, bu hale geldim. Ondan sonra kalkıyoruz diyoruz ki bir süper fotoğraf çekiyoruz. Evet, fotoğraf çekmek tabii ki önemli. Tabii ki pozumayı doğru ayarlamak önemli. Ama ondan sonra programlar gerisini hallediyor ya. Görüyorsunuz değil mi? Sevgili dostlar, daha da eğer ki bütün gövde çekim yapıyorsanız burada body düzeltmesi bile var. Yani gövdenizi bile inceltiyor bu program. Ben bu fotoğrafımı çok sevdim. Siz nasıl, ne dersiniz? Hatta bunu birazcık daha şöyle bir kompozisyon haline getirelim. Ve biz bunu orijinalden çıkartalım. Kare haline getirelim ve tam bir ne oldu? Instagram fotoğrafı haline geldi. Enter'a basalım. Ve şu hale geldi. Bu benim kendi gözlerim arkadaşlar. Bozmadı. Düzeltti. Güzelleştirdi. İnanılmaz bir program. Luminar ile ilgili içeriğim Bugünlük bu Bunu da kapatalım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Gördünüz değil mi? Yani sadece fotoğraf çekmekle bitmiyor iş ve inanın ki yazılım işliyor, el övünüyor noktasına geliyoruz böyle programlar sayesinde. Ha evet tekrar ediyorum. Bunlar bedava değil. Ama güzel bir fotoğraf makinesine, güzel bir lens'e yatırım yaptığınız kadar Belki de yatırımınızın karşılığını en çok alacağınız yatırım bu güzel yazılımlardan bir tanesi olacaktır. Ben o yüzden bunları tanıtmak istiyorum size. Bu hafta Luminar yazılımını tanıttım. Önümüzdeki hafta Adobe un Lightroom'una bir göz atacağız. Ondan sonra da Capture One'la bitireceğiz. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenme butonunu lütfen dokunun, onu ıskalamayın çünkü izlenme ve beğenme neticesine daha çok kitleye ulaşacağız. Hep beraber. Size verdiğim sözü hala unutmuş değilim. Sizler de lütfen hatırlayın. Bin aboneyi geçince size bir hediyem vardı. JJC'nin 11 milimetrelik makro uzatma tüpü. O yüzden hep beraber şu bin aboneye geçelim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. <laughs>